Herkese merhaba. Ben Yiğit. 21 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Daha önce Isaac'le birlikte Mısır'ın bir projesinde gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok zor Yiğit. Yabancılar için çok zor. O yüzden yabancılar bana hep yoğurt diyor. O yüzden ismim yoğurt yabancılar için. Isaac'i nereden duydun? Bundan önce İstanbul'a gelen bütün arkadaşlarım Isaac için çalışıyorlardı. Isaac üyelerdi. Ben Isaac üyesi değilim ama projelerini duydum arkadaşlarımdan. Bana da hep Isaac'le gez, Isaac'le gez falan diyorlardı. Çünkü bir projeyle gezmeyi seviyorum. O yüzden direkt Isaac'e dahil oldum yani arkadaş aracılığıyla. Ama ben üye değilim, sadece gönüllü olarak gittim. Üye olmanız gerekmiyor herhangi bir projeye gitmek için. Bunun en büyük örneği benim. Siteye girdim, kaydımı bıraktım. Mısır'da bir proje çok ilgimi çekti, gönüllülük projesi. Sonrasında bana zaten geri dönüş yaptılar ve benim projeyle ilgili sürecim başladı. Isaac'e hala üye değilim ama. Isaac'i protesto ediyorum. I protest Isaac. Peki Yiğit, nereye gittin, ne yaptın? Mısır'da hangi proje, hangi STG üzerine çalıştın? Sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerine çalıştın. Mısır'da Birleşmiş Milletler'in açlığa son hedef için bir proje vardı ve ben o projeye başvurdum. Mısır'a gittiğimde sadece aslında Kahire merkezli bir projeydi ama ben sadece Kahire'de durmadım. Bol bol geziyordum. Zaten oradaki Isaac komitesi de bir sürü bize işte geziler, etkinlikler vesaire planlıyordu. O yüzden yani Mısır'da yaklaşık bir 8-9 şehir gezmişimdir yani. Bayağı benim için eğlenceliydi bütün geziler. Fazlasıyla. Bizim projemiz orada gelir düzeyi çok iyi olmayan çocuklara okul yapmak üzerineydi. Biz oraya gittik. Bütün gönüller böyle çok uluslararası bir ortamımız vardı. İşte Rus, Kanadalı, ben, başka Avrupa'dan birkaç kişi vardı. Çocuklara ilkokul inşa ettik. Temel fıkrası gibi bir ortamımız vardı orada. Oradaki ilkokul çocuklarına okul inşa ettik. Sonrasında bu okulu boyama, okulda ders verme, bunların hepsi projeyle birlikte yürüyordu aslında. Benim için benim katıldığım en anlamlı projelerden biriydi. Başka projelere de katıldım ama daha önce başka farklı yerlere de gönüllü olarak gittim. Ama Mısır'da yaptığım proje benim için hala en önemli projelerden biri. O çocuklarla birlikte okulu inşa etmek, baştan sona kurmak, çocukların böyle onu sahiplendiğini görmek, sonra orada ders vermek, hani kendi yaptığın yerde, inanılmaz muhteşem bir histi. Ben Mısır'a gitmeden önce gerçekten ailem bile bana gitme, orada ne yapacaksın, işte orası çok kötü, nasıl işte yaşayacaksın orada vesaire diyordu. Ben Mısır'a gitmeden önce haliyle korkuyordum, hani nasıl davranacağım, ne yapmak gerekiyor. Ama havaalanına indiğim andan itibaren benimle ilgilenen insanlar vardı, özellikle Isaac Mısır'dan. Beni aldılar havaalanından, direkt kalacağım yere bıraktılar, hostelde kalıyorduk. Ve Mısır insanların bize o kadar benzediğini gördüm ki ve aynı Türk insanı gibiler aslında. Böyle seni sahipleniyorlar. Seninle birlikte vakit geçirmeyi seviyorlar ve hepsi böyle eğlenceye düşkün tipler. Kafamda çok şey algısı vardı. Mısır böyle of çok kapalı bir yer. Kesinlikle seni orada yerler, bitirirler. Ama bir gittim. İnanılmaz açık fikirli insanlarla tanıştım. İnanılmaz böyle güzel sohbetler, gece eğlenceleri. Aynı zamanda yani Türkiye'de nasılsak aslında öyle bir ortam var Mısır'da da. Ya benim gittiğim zaman da tam o Türkiye'de dahil aslında böyle patlamaların olduğu, işte terörün biraz arttığı zamanlardı ve insanlar bayağı korkuyordu. Mısır'da da korkuyordu. Ama hani benim için oraya gitsem de, burada olsam da ya da Avrupa'ya gitsem de risk aynıydı yani. Gezmenin bence bir engeli yok bu konuda. Ben o yüzden Mısır'a gitmeye karar verdim. Mısır'a gittiğimde insanların Türkiye'deki insanlarla aynı endişelere sahip olduğunu gördüm ve bu benim için çok bağlayıcı bir faktördü. Aynı konuyu konuşuyoruz. Aynı endişelere sahibiz. Aynı üzüntüleri paylaşıyoruz. Ve orada o kadar da güvensiz hissettim. Sonuçta ben de İstanbul'da yaşıyordum ve aynı endişeler benim için de vardı. O yüzden aslında evde gibi hissettim biraz orada. Buradan yani Isaac'le olur, başka türlü olur. Mısır'a gidecek herkese çok önemli bir tavsiyem var. Kesinlikle ama kesinlikle pazarlık yapın. Normalde atıyorum Türk parasıyla söyleyeceğim. 70 liraysa bir şey. Kesinlikle 700 liradan başlıyorlar. Türk olduğunuzu öğrendiklerinde 350 liraya düşüyor. Müslümanım dediğinizde 200 liraya düşüyor. Ortak payda buldukça o fiyat düşüyor. Yani ben hep ortak payda bulmaya çalıştım. En son 70'se 60'a 50'ye aldığım oldu. Yani kesinlikle pazarlık yapın. Bir kere Mısır'da şey klasiktir böyle. Gelirler, aksan da klasiktir. My friend, my friend, come here, special offer for you. O anda anlıyorsun. Tamam, ben pazarlık yapmak zorundayım şimdi. Gidiyorsun önce, merhaba siz, sen nasılsın işte, umarım her şey güzel gidiyordur. Sonra işte ben de Türkiye'den geliyorum, şöyle iyi, böyle iyi. Oradan sonra zaten kendiliğinden düşüyor. Hiç komik anım yok.
şeyler. Hep indirdim yani. Mısırlılar indiremiyordu, ben indiriyordum. Yani oradaki yerli Mısırlı halk indiremiyordu. Çünkü tanıyorlar birbirlerini. Ben gidip işte ya ben buralara işte Türkiye'den geldim. Çok seviyorum Mısır, şöyle güzel böyle güzel. Gerçekten oradaki insan 70'se 50'ye 40'a düşürüyordu. Böyle de ucuza kapattım. Peki Yiğit, anladığım kadarıyla bize anlatacağın trajikomik bir anın var. Aslında o zamanlar hiç komik değildi. Arkadaşlarım için çok komik. Benim içinse aşırı hüsran dolu bir anıdır kendileri. Benim orada bir sevgilim oldu, Mısırlı. Ve tam ayrılırken işte ben böyle romantik bir şeyler bekliyorum. Bir şekilde hani bir daha görüşürüz, seni bir yerlerde görürüm tarzı. Ama bana sadece halas dedi. Onun ne demek olduğunu sonradan öğrendim. O daha acı bir şey. Bitti demek, son demek. Ve bunu böyle arkadaşlarıma anlatıyorum. Arıyorum, diyorum ki işte bana halas dedi bilmem ne. Herkes şey yapıyor. Oo, çok komik abi, ben bunların işte hikaye yazarım falan. O zamanlar çok üzücüydü. Şu an buna gülmeme hala kızıyorum ama şu an komik geliyor. Bari halas diyene kadar İngilizce konuşuyor zaten. It's over de. Hani ne bileyim goodbye de. It was nice to see you de. Ama yok, halas yani. Romantizmim halastan ibaret. Sonra zaten aşk hayatım düzelmedi. Peki iyi ki gitmişim dediğim bir anım var mı? İyi ki gitmişim, iyi ki yapmışım dediğim bir anı. Ya oradaki çocuklar aklıma geldi. Oradaki çocuklara son veda edeceğimiz zaman benim Aviva diye bir arkadaşım vardı. Tabii Aviva diyemiyorlar, Habiba diyorlar. O da canım demek gibi bir şey Mısır'da. Biz işte gideceğimiz zaman hepsi böyle sarıldı. Sonra işte şey dediler. Biz onlara hep böyle şey yapıyorduk. Aynı gökyüzünü paylaşıyoruz tarzı şeyler söylüyorduk hep. Sonra işte biz giderken bize dediler ki işte biz gökyüzüne bakacağız. Hala aynı gökyüzünü paylaşacağız dediler. Oradan sonra tabii gözler sel. Ben uçağa kadar buna ağladım yani. Ama dünyanın en güzel cümlesiydi ve o an dedim ki iyi ki bunu yapmışım. Yiğit, bana öyle bir şeydeki Global Volunteer'a gideyim. Bana kalırsa turist olmak çok kolay. Herkes biletini alır, gider gezer. Ama oraya gidip yerli insanlarla takılmak, üstüne yerli insanlarla birlikte gönüllü olmak bir projede çok ayrı bir deneyim. Ve bunu yaşamak orada yaşayacağınız deneyimi 10 katına, 20 katına, 100 katına çıkartıyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hele de Mısır için bir projeye katılın. Nerede olduğunu tam olarak şu an bilmiyorum ama şuralarda bir yerde falan kanala abone olabiliyorsunuz. Evet, burada. Şuralardan bir yerden bu projelere başvurabiliyorsunuz.